Evet. Tarihi yerdeyiz. Çocukluğumuzun geçtiği ama maşallah burada ebegümeceler bayağı bir neredeyse belime gelmiş. Burada yerde farklı bir çiçek kültürüyle karşılaştık. Çok farklı. Yani harika. Buralar temizlenecek, sürülecek. Bir ara burada patımız vardı. Sıcak günlerimizi geçirdik. Bu dut ağacımız. Bu tarihi evimiz. Harabe şeklinde çökmüş. Sadece ön duvarı duruyor. Bakalım. Evet. Şimdi o dışarıdan şöyle Ethermit eskiden çocukluğumuzun geçtiği yerden şöyle kapı içinden girelim. Burası bizim kapı. Ve harabeye dönmüş. Küçüklüğümüzün geçtiği, çocukluğumuzun geçtiği. Şu kanca benim hoppala kancamdı. Küçükler bilir hoppalayı. Çocuklarına yaylı bir oturak. Buradan arka tarafa geçen ikinci bir odamız vardı. Şu kapıdan da yatıp ıdıs tabir ettiğimiz başka bir oda. Tabi buraları hep çökmüş. Strafor koymuşuz. Eski şöminemiz. Burası yorganlık yüklüktü. Burası da banyo dediğimiz, tabir ettiğimiz bir yerdi. Ama maalesef işte burası mutfak. İlerisi de banyo gibi bir yerdi. Daha sonra yapılmıştı. Burası da ocak gibi. Şimdi oralara gidersem şimdi kıtlar çiğ yağdığı için burası yüklük işte. Eski köy tabir ettiği köy fişleri. Şimdi buradan bizim köpükler, fide köpükleri de depo gibi atmışlar zamanında. Bakın eski prizler, nostaljik eski buhatlar. Buraya hayvan bağladılar. Ahır gibi yaptılar ama yağmur, kerpiç bir şekilde çökertti fırtınaya. Bakımsız işte. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur sistemi. Çok güzel kendini gösteriyor. Yazın gölgesine geldiğimiz, bak bir tane kuş yuvası var. Değişik. Gölgesinde mola verdiğimiz. Bak burada da var o şeylerden ha. Mor mor ne açtıysa. Bunlar şey ya, ha bu yapışkanlı sarmaşığın çiçekleri. Görüyor musun? Baharın geldiği nasıl belli? Bak şu birikette oturup sigara molası veriyorduk. Ama şimdi bak burada beton vardı. Bu beton şeylerin içinde. Buralar hep böyle şeylik değildi. Ama baharın gelmesiyle nasıl toprak uyanmaya başladı. Yeşillenmeye başladı. Bak karşı tarafa dikilmiş olan buğdaylar da böyle yeşermiş. Arı da. Değil mi? Polenlerden topluyor rızkını.